Evet sevgili dinleyiciler, programımız devam ediyor. Kısa bir reklam aramız vardı. Ardından Yavuz Bingöl'ün güzel bir Turnam şarkısıyla birlikteliğimiz devam etti ve sohbetimize, diyalog programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve mikrofon Sayın Celil Bey'de. Şimdi Mehmet kardeşim bak biz arada da seninle bu konular konuştuk ama şimdi İninin patlaması olayı yani kendiliğinden bir kısa bir dönem içerisinde olan bir şey değil. Bu yani zaman içerisinde birikintilerin patlaması olan bir şey. Dedik ki işte birisi yanlış yapıyorsa onu yanlışını yanlışla kapatmanın daha büyük sorunlar yaratacağı da ortada. Şimdi bak duyuyoruz ki mesela bu olaydan önce ve olaydan sonraki konuşmalarda bazı kişiler tehdit ediliyor. Evet. Bazı kişilerin ticaretleriyle bile telefonda deniyor ki işte ekonomiden bahsediyoruz değil mi? Asıl sıkıntımız şey. Ve ekonominin sıkıntılı olduğu bir dönemde bile insanların işleriyle tehdit edilme noktasına gelinebiliyor. İşte bunlar iyi şeyler değil. Yani bize de artı kazandıracak bir olay da değil. Şimdi biz başka sıkıntılarımız varken bu tür işlerle uğraşmanın da bir ben yani abesle iştikal gibi görüyorum. Çünkü biz senelerdir vatandaşımıza şunu söyledik. Dedik ki AK Parti iktidara geldiğinde işte bu korku düzeni ortadan kalkacaktır. Ali Bey yönetim şeklinden kaynaklanan bir şeydi bu. Doğru mu? Hep konuştuğumuz şey buydu. İşte vatandaşımıza direkt olarak hizmet edeceğiz. Direkt olarak insanlarımızla sorunlarını tartışacağız ve bölgemize büyük bir şekilde ekonomik olarak hizmet etmiş olacağız diyorduk. Ama geldiğimiz nokta hep şahsi çıkar meselelerle uğraşıyoruz. Bunun altındaki yatan gerçekler aslında hepimiz de biliyoruz. Kişisel menfaatler maalesef öne çıkıyor şu anda. İşte bunun da tedbirini almak Hüseyin Bey'e düşüyor. Ben Hüseyin Bey'e inancım sonsuz. Yani Hüseyin Bey bu dengeyi artık sağlayacağına da adım gibi biliyorum. Çünkü güvendiğimiz insanlardan bir tanesi. Çünkü geçmişi de bu şekilde bu arkadaşımız. Herkes ona solcu işte şöyle bizim partimizin görüşünde olmayan insan derdi ama biz o da katılacaktır benim görüşüme. Biz onunla benim il başkanlığım döneminde o hastanede çalışırken bizim sağlık projelerimizi hep tartışırdık. O karşı çıkardı o. Yani bizim tabii ki biz ona saygıyla yaklaşırdık. Eksiklerimizi söyle derdik kendisine tabii. Yani doktor olarak. Hatta ben onu solculuktan da öte komünist olarak yorumluyordum kendisini. Yok, gülüyordu. Yani yok ben öyle yani şakasından sen yani, komünistsin sonucunda. Zaten, yani böyle bir arkadaşımdı. Mehmet Öztürk de bana provokatör dedi yayında. Yani onun komünist olmadığı gibi. Bir provokatör etme. Bak gene yaptı. Onun hemen komünist olmadığı gibi ben de provokatör değilim. Ama tabii ben problemlerim yok hiç olmazsa. Şimdi yok bak ben onu iddiayla söylüyorum Hüseyin Bey'de komünistlik var. Bir insan Çekovara'yı okuyorsa Çekovara'nın fikirlerini savunuyorsa kesinlikle komünisttir. Anarşisttir yani. Vallahi daha çok tapmaya başladım. O tarafını bilmiyordum yani. Anarşist. Ama bu bak bu anarşisttir diyelim. Yok bunu kötü bir şey değil bu. Hayır işte ben artı onun insani değerlerini artı getirecek bir olaydı yani. Onun için de saygı duyuyorum ona. Ve bu işleri de siz bir başkan olsaydınız onu belediye başkanı da yapar mıydınız? Yapardık şöyle yapar. Bak biz her zaman burada şunu göz önünde bulunduk. Biz Ereğli'de nasıl seçim alırız? Alabiliriz. Yani bu Mehmet'le olur, Ahmet'le olur, sizle olur. Bizim için sorun değil. Biz bazıları da şunu diyor. Diyor ki işte yani ya onun bir kimyası bize uymuyor. Nasıl olacak bu yani sonucunda? Hayır bu parti öyle bir parti, bir parti çok ki. Çok insan var. Öyle çok insan var. Çok kişiler bu partiye geldikten soldan sonra geldiler. Hatta bizlerden daha iyi hizmet edebilecek kişilerle de biz yani gelen arkadaşları gördük. Yani öyle de bakmadık hiçbir zaman. Bu parti oraya. Kimsenin babasının malı yani, değil. Milletin malı bu parti. Yani. Onun için biraz daha zaman vermek gerekiyor Hüseyin Bey'e. İnşallah hocam, toparlayacaktır. Ben sizinle dönemler arasında konuştuğum bir konuya değinmek istiyorum. Hı. Şimdi burada sizin demin söylediğiniz işte bölgedeki bu patlamayı ben biraz daha açmak istiyorum. Sebebi şu. Yer altında gaz sıkışması olmazsa deprem olmaz. Bu gaz bir şekilde sıkışmış. Zaten seçimden sonra zaman zaman kamuya yansıyan olaylarla
dedikodu mekanizması. Sizin de bu işin arkasında olduğunuzu ileri sürüyorlar. İşte seçim almak için. Ve Fazlı Bey'in de işte bir güç olduğunu, 4 kişilik bir grubun Fazlı Bey'den direkt bir direktif aldığı ileri sürülüyor. Tabii bunlar bir söylem ama şimdi bir insanın 4 kişinin bir gece önce o bir yerde oturup daha sonra bir hareket yapması da onu orada bir bütünleştirme gibi sağlıyor. Ve ben şunu söylüyorum. Ben yazdığım yazının altına imzamı atarken 10 kere okurum. Ben bu bölgede Trabzonlu, Rizeli, Ordulu herkesle kaldı ki beni arayan diğer arkadaşlarıma da tekrar yine köşe yazıma cevap verdim. Aslan Kereç de benim bana bir araba verirse şimdi al kullan der. O kadar samimimdir, o kadar dostumdur. Onların yanlış algıladığı şu. Bir insan bir yere geldiğinde Ahmet Bey çok iyi izah etti. Daha dur bakayım ya, bismillahirrahmanirrahim. Adamın hiçbir şey yapmadan bunu niye alıyorsun? Ben şöyle söylemek istiyorum. Burada yerel dokuyu buna bozdur da biz buradan nemalanım diyenler varsa bunu Fevzi Bey'in açıklaması lazım. Çünkü şu var. Ben de mi söyledim sizle konuya ama tersinden de söylemem. Tabii yani. Tersten mi söylüyorum? Şimdi o lafı söylediğin zaman yani kimden ne manalanacaksa onu görevden almakla orada durmakla da kimlerin ne manalanacağına söylemen tabii belki de Hüseyin Bey'le bunu yazsan işte bunu birlikte söylesen problem tabii yok. Tabii ki devam edecek. Biz bu yazının altına gireceğiz yani. Görevden alma veya kalma iman altına dayanır mı? Tabii dayanıyor. Ben o kadar iddia konuşamıyorum da. Sayın Başkanım. Mehmet. Fevzi Ekşi'nin imarla ne işi olur ya? Fevzi Ekşi burada... Ama aynı şekilde ya İbrahim Cöbeğin veya Hüseyin Bey'in imarla ne işi olur ya? Ahmet Bey size katılıyorum. Yani şimdi bahsettiğimiz isimlerin... Hayır bir şey anlatayım. Bahsettiğimiz 3 isimden bahsediyoruz. Bu üçünün o de imarla veya şeyle bir işi olmaz ya. Yapmayın tamam, yani. O zaman bana cevap versinler. Ben bir yani söylüyorum yok. Ahmet Bey. Fevzi Ekşi, Hasan Pınarcı, Yusuf Kalay. Bir yerde toplantılar mı? Mehmet Erdoğan. Ondan sonra bundan önce de Halil Tosbi'ye yapılan... Halil Pospi'nin içinde nifak olarak bir kaderin kendini dışarı aldı ve diğerinde tamamını CHP geldiği dönem var. Güzel bir tespit yaptın. Tabii. Bu tarafta da böyle bir toplantı yapılmış mı? Bir, onu da söyle. İkincisi başka bir şey daha söyle. Saflarınızı belirleyin bundan sonra lafı nereden çıkmış acaba? Daha önce mi daha sonra mı? Önce de. Evet. Ha, demek saflarınızı belirleyin artık. Lafı nereden çıkıyor? Doğru şekilde. İşte bunlar çıksın. Vallahi ben işte onu gazeteci burada. Tabii gazeteci söylemesi gerekiyor o zaman. Bak ben bunu mahkemeye verdiler. Cezaevine yattı. Ben haber yaptım. Gene yaparım. Şeyde bunun işaretini sen Cumhurbaşkanlığı seçimi yemeğinde orada gördün mü? Gördüm. Salonda tabii. Gördün değil tabii mi? Salonun halini gördün değil mi? Ben üzüldüm şahsen. Ben açık söylüyorum. Biz hep şahıslara, kişilere göre salon düzenlenmiş, dizayn edilmiş. Kim konuşmasına göre bu bir partiye yakışan bir şey değil. Bunu engellememiz. Benim yazımdan niye memnun değil bile? Nereydi işte Mehmet Ali Şahin'in şeyinde yemeğinde salonun halini gören ilçe başkanı düzenliyor belediye mi? İlçe başkanı düzenliyor ama oradaki yapılacak toplantının ne hale gelmesini sağlayan kişiler kimler? Kim efendim? Yani işte söylüyorum bak şimdi. Orada alkışlanan kişilere bakalım. Kim alkışlandı? 60-70 tane arkadaş bir yere dizilmiş böyle. Onlar evet son gördüm o da oldu. 60-70 tane arkadaş. İlçe başkanı konuşma yapıyor. Tık yok. Milletvekili çıkıyor. Hüseyin Bey çıkıyor. Bravo, hem de ne şakşak ne şey yazık günah yani bunu orada herkes yani tarafsız olan her göz bunu orada gördü. Bu parti hatta Mehmet Ali Şahin'in de bunu ben gördüğüne eminim çünkü bazı konuşmalarında bu da geçti yani burada yani. Bu safhada geçti. Peki kime zarar veriyoruz biz bu tabii ki Ereğli'ye. Bak bir şey anlatayım sana. Bilmiyorum çok mu konuşuyorum da hayır, yani beni dizginleyin. Çok konuşmayacağım. Bak bir düğünde Armutlu Cuma'dan arkadaşlar o derneğini biliyorsunuz. Ben biliyorum Armutlu Cuma derneği. O dernek geldi beni Ramazan'da şeye davet etti. İftara. İftara davet etti. Ben de o gün yurt dışında oldum. Çok üzüldüm yani o yani şimdi yanlış anlayacaklar bu işi. Gelmedi filan diye. Ben onlara telefon açtım. Dedim ki yurt dışından geldikten sonra. Arkadaşlar bak size karşı bir mahcubiyetim var. Daha Ramazan'da bitmemişti. Gelin ben size şey yapayım. İftar yemeği düzenleyeyim. Ve sağ olsunlar bak bütün arkadaşların hepsi geldi. Ben davet ettim onları. Beraber iftar yemeğinde bulunduk. Armutlu Cuma'daki dernekteki arkadaşlarımız. Ya ertesi gün bizim bu yaptığımız olayda ne var? Ben hani ertesi gün ya bir tek Celil Uzun'u Armutlu Cuma'ya sokmamıştınız. Şimdi oraya da soktunuz. Şimdi bu nedir? Bu ne olabilir?
Ya tabii oradaki ki, arkadaşlar dertlerini anlatıyorlar. Bizden gerçi bizim yapacağımız bir şey yok ama ya belki bir kapı olur diye yol sorunundan bahsediyorlar. Biz hiçbir şey konuşmadık yani yol sorunu, işte köyün sorunu, vilayetin hiçbir şahsi mesele de yok. Yani hepsinden Allah razı olsun. Getirdikleri konu, konuştuğumuz konu kendi bölgesinin toplumsal sorunları. Ya sen ertesi gün bunu yazıyor diyorsun ki, söylüyorsun adamlara ki ya bir tek Celil Uzun oraya sokmamıştınız, oraya da soktunuz. Ya şimdi oldu mu bu? Ne, yani neye hizmet ediyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İşte bunlar yani anlatmaya çalışıyorum. Tabii, böyle kendiliğinden bir anda olan bir şeyler değil. Işte. Belirli bir şekilde gelişiyor. Ben, Sayın Başkanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ama bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi hani ben iki dönemi de iki dönemi de bildiğim için konuşuyorum. Yani 2007 öncesi ve sonrasını bildiğim için konuşuyorum. Yani bunun kabahatini yok bunun kabahatini şu an bahsetmiş olduğunuz kişilerde ziyade burada teşkilatın başı kim? Zafer ya yok İrel için konuşmuyorum ya İrel de bir yere bağlı yani. İl başkanı ya burada bir kabahatli varsa işin özünde teşkilatın başı. Tabii. Yani bu sizin bahsettiklerinizi il başkanına rağmen yapılabilir ben mi? Ben onu söylediğim zaman bana olmuyor. Çünkü olmuyor. Ben şimdi onun öyle bir gösteri rakibi oldum. Ben bunu ona karşı direkt Hamdi'ye karşı bunları söyleme imkanım yok. Yani hemen yanlış anlıyor. Bir fırsatta şey yapıyoruz diye. Onun için bir şey söyleyemem. Ama ben şimdi işin geliş noktasını anlatıyorum. Bak mesela yerli yabancılık olayından bahsediyorum. Ben şunu söylüyorum, bunu hiç kimse söylemiyor. Gülüş'te, bak Gülüş'te ve Alaplı'da seçimi kaybetmemizin sebebi Emine Hanım'dır. Evet. Hadi benim hemşerim değil mi? Trabzonlu. Çok iyi yakınız. Bak, Emine Hanım kim olduğunu söylüyor musun? Emine çift, hem de partinin MKYK üyesidir. Söyle çıksınlar, açık ve net söylüyorum. Geldi Alaplı'yı karıştırdı. Kardeşinin sayesinde, belki diyecekler ki ya kardeşi paralelcilerden bir tanesiydi. Soruyorum, cevap veren yok. Aleyhimize Gülüş'te 200 oy, yok kaçtı Gülüş'te? 100 oy. 80 oy. 100 oyla kaybediyoruz, Alaplı'da 200 oyla kaybediyoruz. En çok çalışan kim? Emine Hanım'ın kardeşi. Karşımıza çalışan. Ve bak şimdi orada... Alaplı'ya hiç karışmadı. Kim karışmadı? Emine Hanım. Asıl karıştı. Asıl çalıştı. İşte diyorum ya, şimdi nasıl oldu? Kardeşi karışıyor? Paralelci o kardeşi, emir almışlar, çalıştılar. Burada da yapıldığı gibi, Gülüş'te de Alaplı'da. Orantısız sevmeseydiniz, bak şimdi, başka bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi geldi, Alaplı'nın en büyük kaybetme sebeplerimizden bir tanesi söyleyeyim Alaplı'da. Belediye meclis üyeliğidir, listesidir. Evet. Kim yaptı bunları? Emine Hanım yaptı. Ama bir bakıyorsunuz ses seda yok ki. Alaplı'da seçimi kaybediyoruz. Koşa koşa geliyor. Elinde kazandığımız seçimde gövde gösterisi yapıyor. Ya sen önce oturduğun o karıştığın yere bir bak bakalım. Ne yap? Al bu da benim hemşerim. %65'te bu sefer Cumhurbaşkanı nasıl oldu? Nasıl oldu? Vatandaş bazı şeyler iyi gözlemliyor. Peki yani burada da 2000 oy fark var Cumhurbaşkanı seçiminde. Bu nasıl oldu? Halil Bey'in 2000 oyu mu gitti yoksa geri mi geldi? Hayır, vatandaş hemen tepki koyuyor. Olayları görüyor vatandaş. Böyledir zaten. Biz de diyoruz ki, biz de mesela bir tarafkil olarak bakın. Evet. Ya diyoruz bak burada CHP'nin 2000 oyu, hani çalındı çırpıldılar ya. Çalınmayı bırakalım. Halil Bey'e kızıldı, 2000 oy verilmedi. Şimdi bak geri geldi. Yani bir tepki oyu da var muhakkak. Başka bir şey sorayım sana. Bugün, bu sizin peki bir şey sorayım yönetiminin sana. Yanlış zaafından olmadı mı? Bak ben şu anda belki gene kızacaklar ama olsun. Kızsınlar. Kızmasınlar diyor. Şu anda seçim olsa biz seçimi kazanabilir miyiz? Mümkün değil. Tamam işte. Olay bu. Son olaydan sonra zor. İşte ben sana işte niye işte sizin yönetilemiyoruz demeyiz işte. Bak işte onun için bak elimizde fırsat varken biz arkadaşlarımıza şu Hüseyin Bey'e fırsat verin. Fatih Çakır'a destek olun. Milletvekilimize de destek olun. Ama uzlaşması lazım. Ama destekli olur. Ayrımlı olmaz ki kim bu. Birbirimizin. Nasıl? Kim destek verecek Celil Bey? Kim verecek desteği? İşte Mehmet kalkıp yazmayacak. Siz o zaman şuradan... Sinan Çıladır oradan savurmayacak. Öbürü kalkıp da şu sorun var, bu sorun... Siz buradan... Ve bunu yapanlar da bizim arkadaşlarımız. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Celil Bey siz buradan milletvekiline, ilçe başkanına, belediye başkanına, belediye meclis üyelerine seslenin. Evet. Ondan sonra da... Oturun kardeşim, oturun. Birbirinize saygı, sevgiyle bakın, oturun, anlaşın. Bu işi halledin.
Benim söylediğim şey bu. Hiç kimse kimseyi ödeleştirmesin. Kimse kimseyi tanımamazlıktan gelmesin. Bu koltuklara seni millet seçti götürdü. Öbürünü genel başkan seçti götürdü. Öbürünü millet seçti götürdü. Değil mi? Herkesi birisi seçti. Evet. Orada görev verdi. Herkes o görev verilen kişilere de herkes güvenen kişiler var. Sana vatandaş güvendi. Öbürüne de başbakan güvendi. Şey öbürüne de değil mi? Herkese bir güvenen var. Paylaşamadığım şey ne? Şimdi bana bir cevap hakkı doğdu. Kısa bir şekilde, çok 3 dakikada özetleyebilirsem bir şey söyleyeceğim. Mesela benim yazdığım yazı. Özür dilerim, kaç dakikamız var? Yarım saatimiz var. Yok. Zamanımız var. Arada bir reklam arası olduğu için. Yarım saatimiz var ama şimdi reklama girersek tamam, yok. Reklamdan sonra girelim ona. Şimdi, hayır, konuyu bölmeyelim. Olmaz. Yalnız Ahmet Bey, bir dakika ben konuyu... Yok, özür diliyorum, reklama gireceğiz dediği için sonra yarım saatimiz var. Mehmet Bey bitsin, ondan sonra reklama girelim. Tamam, Mehmet Bey, siz bitirin cümlenizi. Şimdi ben özellikle bir konuyu altını çizmek istiyorum. Burada Celil Bey'i tamamen, yani Aklı Selim, senin ta baştan konuştuklarına tamamen katılıyorum. Ben yazdım yazıda bir şeyin altını özellikle çizdim. Bu bölgede münferit kişilerin yaptığının tümünü tenzih ederek bu yazıyı 10 kere okursanız bunu görürsünüz. Ama şimdi bir şey var. Fevzi Ekşi herhangi bir gaz sıkışması sonucu patlama yaptı. Fakat bir şey var burada. Belediyede İbrahim Cebek diyelim ki solcu, geçmişten solcu geldi. Bunu atıyorsun. Sen de sağcısın. Değil ama onun hangi parti, Anavatan, CHP bilmem ne sürecini en iyi ben bilirim Fevzi'nin. Pekala, sana bir görev verildi ama bu görevi layıkıyla yap. Bu sefer yapma. Bir süreç içinde yap. Onu da bırakalım. Eğer bana göre Fevzi Ekşi oradan 10 gün önce göreve gelen, solculuğunda en ufak şüphe duymadığım, demokrasisinde en ufak şüphe duymadığım adam gibi adam olan ve benim de arkadaşımdır, abisi de dava arkadaşımdır, Ethem Bey vardı, onu da atsaydı, ikisini de görevden alsaydı, benim için orada bir şövenist akım hissedilmezdi. Olmaz Mehmet ya. İsmail. Vekilim böyle bir ya, şey, vekilden bahsetmiyorum. Hayır, şeyi konuşuyorum. Ha, sana katıldım zaten. Yok yok. Dedin ya, yani sen vekaleden olur mu? Öyle bir şey olmaz ya. Ya olmaz. Orada sanayi yani, bitirdin. Ya, öyle bir saçma iş olur mu ya? Öyle bir tasarruf, öyle bir tasarrufta bulunamaz. Katılıyorum. Onu kimse savunmuyor ki. Öyle bir tasarrufta bulunamaz. Şimdi bak biz işte o noktada gibi diyoruz ki ya bunu yanlışı da siz de yanlışla yapmayın. Katılıyorum. Olay bu. Zaten ama sen ne dedin demin? Buradaki yanlışın sebebi karşı taraftaki bir yanlış yapıyor, bizimkiler de yanlış yaptı, bundan kaynaklandı. Evet, doğru. Doğrusu da bu. Mehmet'im şimdi bak. Mehmet'im. Bak. Mehmet Bey. Celil Bey olayın daha detayını biliyor. Burası da onun yeri değil. Bak Mehmet Bey, bir şey söyleyeyim. Bak, bizim partimizde sorunları çözmek için gruplar var. Tamam. Gruplar basına kapalı. Onlar ilgisi olan kapalı. Orada insanlar istedikleri kişiye alenen söyleyebiliyorlar. Yani bu mekanizma var zaten. Sizin ya. Bunun yeri orası. Sızıyor, onun yeri orası. Ama biz Ereğli'de 30 bin oya, Ereğli şehir merkezinde 30 bin oya, tamam mı? 1500 oydan geldik. 1500 oydan gelirken kazanarak geldik. İnsan kazanarak geldik. Elbette. Yani dolayısıyla o geldi, onu ötekileştirelim, bu geldi, bunu ötekileştirelim, o soldan geldi, bu sağdan geldi, o anaptan geldi diye bir olay yok. Bir adam ben AK Partiliyim diyorsa, ben AK Parti görev yapmak istiyorum diyorsa, hizmet etmek istiyorum diyorsa, Mehmet, onu ötekileştiremeyiz. Belediye meclisinde sen anaptısın. Onu söyleyeceğim. Evet sevgili dinleyiciler, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, buyurun Şenol Bey. Ben geçen hafta olaylardan sonra Fevzi Ekşi ile kendim görüştüm. Ancak AK Parti her ne kadar istişare partisi olsa bile yayın yasağı koyduklarını söylediler. İl başkanının seçilmiş bütün AK Partililere konuşma yasağı getirdiğini söyledi. Fevzi Ekşi'nin görüştüm aynen basına anlattığı gibi söyledi ama hiçbir şey yok. Yani soğuma yok. Hararetli. Herkes görecek 10 gün sonra, 20 gün sonra ifadesi devam ediyor. Arkanda kim var diye sordum. Ben şunlar var mı diye sordum. Bunlar yok. Herkes görecek dedi. Ama yalnız değilim dedi. Bu bir tek başıma yaptığım bir hareket değil dedi. Yalnız değilim. Bu bir başkaldırış olduğunu söyledi. Ancak yayın yasağı olduğu için il başkanı da zaten söyledi dedi. Bu bir parti suçu değil. Ben başkanım, görevden alırım dedi. Evet, baktığında hakem o.
Kırmızı kartta gösterir, sarı kartta gösterir. Orada aslında bir şey de var. Cemil Bey, biliyorsunuz çok iyi bir hukuk olarak. Belediye başkanı o saatte görevi eğer Yazışları Müdürü'ne deruhte etmişse, Yazışları Müdürü kararı yazmak zorundaydı. Görevi kötüye bulanma da var. O adam başkandır. Onun 5 saat içinde, 8 saat görev sözünde yaptığı emri de Yazışları Müdürü öteleyemez. Doğru mudur? Ama fırsat olmadı herhalde. Fırsat olmadı. Yani çok çabuk gelişti olaydı. Bir grup işte Celil Uzun ve taraftarlarının bu olayı yaptığını söylese de Celil Uzun'un işte kendi ağzından duydunuz. Bir rivayete göre de Fazla Erdoğan, Mehmet Erdoğan, Yusuf Kalay ve Fevzi Ekşi ve Hasan Pınarcık bir gece öncesi toplandılar Mehmet Erdoğan'ın ofisinde. Bu operasyonu planladılar diye söylentisi var. Ancak biz bu tarafların hepsine gittik. Hiç kimse bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyor. Biz bu kalay davet etmiştik. Katılacaktı. Ancak son anda yasak geldiğini söyledi. Onun için şey yapmadık kendisini. Almadık. Ancak şehir dışında idim. Ben bu olayı bir deli kuyuya taş atar, kırk akıl çıkaramaz demişti. Ama herkes şehirde o gün akşama kadar olduğunu söyledi. Ne her ne ise AK Parti'de yaşananlar hoş değil. Şehir AK Parti adına hoş değil. Şehrimiz adına hoş değil. Biz büyük projeler beklerken, büyük Halil Postbik'ten sonra barış, sevgi, barış ortamı tekrar yeniden tesis edilecek derken, buradan Sayın Milletvekiline bir kenara çekilip sus pus oturup bu olayları seyretmesini ben buradan doğru bulmuyorum. Sayın Milletvekiline buradan bir uyarı ve mesaj göndermek istiyorum. Diyorum ki Sayın Milletvekili, bölgenin milletvekilisiniz, çalışkan bir milletvekilisiniz. Ancak insanları kaplaştırmadan, bölgeciliğe fırsat vermeden, Trabzonlusu, Rizelisi, Karslısı, Ereğlilisi, Kaptaşlısı demeden bu şehri kucaklayın. Tersaneler sıkıntısını gündeme getirin. Erdemir'de büyük bir sıkıntı var. Bunu gündeme getirin. Belediye başkanını bu konuda masum ve başarılı buluyorum. Konulara hemen el koydu. Halen ona vermiş olduğum süre bir yıl devam ediyor. Yani şehir olarak en az ona bir yıl kredi vermeliyiz. Bence de siyasetin içinden gelmemesi aslında büyük bir şans. Çünkü AK Parti deneyimleri çok olan bir parti. Hüseyin Uysal eliyle bu bölgeye büyük yatırımların yapılacağına inanıyorum. Fevzi Ekşi ile ve diğer taraflarla geçen hafta konuşmuştum. Bir de eğer müsaade ederseniz kanalımız açık onlara. Erdemir'e de gireceğiz ama eğer müsaade ederseniz dün akşam da Ahmet Büyükemir Usta'yı evinde ziyaret ettim. Evet, çok iyi. 1-2 saate yakın konuşma fırsatı buldum. Kendisi konuşuyor. Sağlığı yerinde. Ancak üzüntüleri var. Buradan benden şunu istedi. Ticaret ve Sanayi Odası neden sessiz kalıyor? Bunu sorun dedi. Niye bir kınama yayınlamadılar dedi. Ereğli'de Müsaat diye bir kuruluş var. Kendisinin de üye olduğunu söyledi. Onlar niye bir kınama yayınlamadığını söyledi. Emniyet konusunda halen failin zanlının yakalanmaması konusunda üzüntüleri var. Ancak ben bu konuyla da ilgili yaptığım araştırmada emniyetin bu konuyla ilgili çok üzerine gittiğini, bizim aklımıza gelen bütün soruları ve detayları irdelediğini, gereken her şeyin yapıldığını ve bu konuyla ilgili de emniyetin boş durmadığını biliyorum. Ancak zanlının yakalanmaması da Ahmet Büyükemir Usta ailesi tarafından tedirginlik içinde aile. Kendilerini koruma güvenlik nedeniyle ama bölgede sivil toplum örgütleri efendime söyleyeyim kuruluşlar ticaret kuruluşları esnaf odaları ve şeyler bu konuyu görmediler, duymadılar. Caminin önünde sanki biri başı döndü, düştü ve olay unutulmaya bırakıldı. Bu konuda da hemen peşinden AK Parti'de Karadeniz Ereğli Belediyesi'ndeki olaylar ortaya çıktı. Bu olay geri plana düştü. Aslında bu olay geri plana bırakılmaması gereken sorayım o zaman. Sor abi, okuyamadım. Peki emniyetin zaafı yok diyorsunuz. İşin üzerinde diyorsunuz. Peki bu süreç içinde yakalanmayanların
veya karşı tarafın tarafından yeni bir eylem biçimi ortaya konulursa bunun sorumlusu kim olacak? Değil mi Celil Bey? Ben emniyetin bak yakın kaynağı yani araştırmalarıma göre ben de dün ne kadar emniyetin gerçekten yani bu konuyu hepimizin unuttuğu gibi unuttuğunu düşünüyordum. Çok emniyete yakın kaynaklardan edindiğim bilgiye göre özel bir ekip kurulmuş. Sadece bu olayla ilgilenen, burada söyleyemiyorum, çok önemli ekipler kurulmuş. Üzerinde inşallah kısa sürede yakalanacağını ümit ediyorum. Tahmin etmediğimiz çalışmalar ellerinde de. Emniyetin zafiyeti hiçbir zaman olmaz arkadaşlar. Evet. Bak emniyet her zaman, avukatımız da burada hepsini bilir. Bütün geçmişte yaşanan bütün olaylarını, hepsinin bütün faillerini teker teker zaman içerisinde yakalamışlar. Süreci niye uzattılar? Ben onu ya uzatmıyorlardır. Mutlaka bir şey peşindediler ama onların da açıklayacağı mutlaka bir şey vardır. Yani emniyet zafiyeti olduğunu zannetmiyorum. Emniyet başarılı yani. Siz tabii bir eski emniyetçi olarak bu konuda yok hemen yani hayır, işin içinde olduğumuz için biliyorum. Anladım, yani onların anladım. Nasıl bir çalışma düzeni içinde olduğunu da biliyorum. Şimdi diğer tarafta yakalanmamak için mücadele yani. Ediyor. Yani dolayısıyla. Yani elinde yaşanan geçmişteki olaylara bak. Çok iyi biliyorum. Hepsinin faili şu anda yakalanmıştır. Yakalanmayan bir tane fail ben öyle görüyorum yani. Bilmiyorum. Hatta bir faili meşhur bile açıklandı. Evet tabii yani. Emniyet önden ben zannetmiyorum. Ya ben şöyle benim bu konudaki düşüncem Şenol Bey'in anlattığı noktada o zaman da söyledim. Adam caminin içine adam vuruyor. Kişi belli, memnun. Kaçmasına olanak sağlanacak kadar. Çünkü isteselerdi biz böyle biliyoruz. İsteselerdi bu çoktan 15 günden 20 günden beri bu olay biterdi. Acaba perde arkası başka şeyler mi irdeleniyor? Yani şimdi herhalde bir cinayet oluyor oldu. Adamı bırakmışlar dönüyor. Ben inanmıyorum. O bırakmanın arkasında başka şeyler var. Avukatımız daha iyi bilir. Çünkü çok daha farklı belki de komplike bir olaydır diye. Savcılık bıraktı. Savcılık niye bıraktı Ahmet Bey? Yok mahkeme bırakıyor canım. Adli kontrol müessesi çıktı. Şimdi tutuklama hallerini yani çok kısıtladı kanun. Yani eskisi gibi eskiden millet kavga ediyordu, tutuklanıyordu. Ya veya işte bir polis memuruna direniyordu adam, bir direnç gösteriyordu. Örneğin görevli memura mukavemet ve direnmeden adam tutuklanıyordu. Şimdi tutuklama kriterlerini çok kısıtladı yeni CMK ve son düzenlemelerle birlikte. Artık yani hakikaten neredeyse tutuklama cinayet suçları haricinde tutuklama neredeyse hiç kalmadı. Yani cinayet ve adam öldürme teşebbüs suçları haricinde tutuklama neredeyse hiç kalmadı. Yani bu nedenle yani bazı olaylarda niye tutuklanmadı dediği vakit eskiden tutuklamalarla mukayese ediyorsun. Son bir yıldaki tutuklamamalarla mukayese etmiyor kimse. Dolayısıyla bunu o şekilde bakmak lazım. Ama emniyet geniş düşünmek zorunda. Bütün şeyleri incelemek zorunda. Çünkü bütün bilgi, belge ve kaynaklar kendilerinde. Devlet de bunlara kendilerine bu imkanı veriyor. Dolayısıyla olayları yapmak zorunda. Artı emniyet kriminal daire bu suç oluşumu, suçun şeyle ilgili niçin oluşmuş, niçin olmamış, bunun sosyolojik nedenleriyle ilgili de ekstra bir çalışmalar da yaptığını biliyorum. Türkiye çapında yapılan bu bir dilim zaten. Bu bir ilim zaten. Sayın Celil Uzun'un dediği gibi aslında hani azmettirici bankalar. Evet. Bu vurulma olayının tek sebebi azmettirici bankalar. Herkes biliyor ki kredi verilmenin bu bölgeye münhasır özel bir kredi veriliyor. Veriliyor. Yine veriliyor. Teminat alıyorsun. Vermiyor. Bir de diyorsun ki müşteri çeki getir. Adamın iki tane müşterisi yok. Yani bak çok başarılı bir iş adamı bir tane müşterisiyle çok büyük cirolar yapabilir. Diyor ki bana beş adamdan beş tane ticaret yaptığı kişiden çek getir bankadan. Öyle bir ticaret yaptığı kişisi yok ama adam. Diyor ki Mehmet Öztürk'e diyor ki bana bir çek yaprağı verir misin 50 milyar? Mehmet Öztürk bana veriyor. Ben Mehmet Öztürk'e veriyorum. Ahmet Köse'ye diyorum ki Ahmet Köse çek yaprağı verir misin 40 milyar? Ben ona veriyorum. O bana diyor. Ahmet Büyükemir Usta. Büyük dostlukları var aralarında aslında şeyle Şevki Demirel'le. Çek takası. Bütün Ereğli'de ticaret ve sanayi dostuna kayıtlı 2000 tane insan. Bankalar öyle hale getirdi ki insanlar sana kredi vereceğim ama bana şey getir. Çek getir. Yok. Ya çek getir, halbuki kebir getir. İpotek de vermek boş halletmesi gerekiyor. Halletmesi gerekiyor. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim sana. Mesela adam 1 milyon liralık, 1 milyon kredi veriyor. 3 trilyon liralık mal alıyor adamdan. Yani. Ya onu bırak. Adam kredisini ödüyor.
ödediğim kadarını boşalt diyor, onu da boşaltmıyor. Zaten bak evet. Zafiyetler buradan kaynaklı. Boşaltsa belki adam onu alıp başka yerine gelir. İş adamların eli veya her şeyi çalışma yapamaz mı Sayın ben Başkanım? Bak açık ve net söyleyeyim. Ben az önce Hayati Yazıcı'ya bu konularda yazdım. Hani bir ticaret kanunu anladım. Çıktı ya geçen sene. Hı hı. Bunun içerisine koyulması gereken maddelerden bir tanesi de buydu mesela şey olan. Ama maalesef kale alınmadı gitti. Ama bu sorun devam bakınız, ediyor. Bakınız ben bir şey söyleyeceğim. Yani burada kanıtlar... Yani fazla teminat almakla ilgili şey yapıyorlar, sıkıştırıyorlar. Hayır alsın. Bak, şimdi, ama bak, bu fazla şöyle, teminat yani. Hayır, mesela diyelim, teminatı iade etmiyor ama. Hayır bak şimdi 3 milyon, şimdi 1 milyon kredi veriyor. 3 milyonluk teminatı var adamın. Bu 1 milyon mesela 500 bin lirasını öde diyelim. Buradan yarısını boşaltmıyor. İlla bu 1 milyonu ödeyeceksin ondan sonra boşaltın. Bu nedir? Çökme operasyonu. Zaten kredi almam. Ya çökme operasyonu. Başka bir şey anlatayım. Başımdan geçtiği için söylüyorum sana. İşte biz de tabii krediyle çalışımı. Bak fake yazısı almak için önce ipotek vermek için hemen bir dakikada yapıyorlar. İpoteği bir dakikada yapıyorlar. Kredini ödüyorsun. Fake yazısı alabilmen için 1,5 ay geçiyor. Bir de ne oluyor? Ereğli'den Alaplı'ya tapu dairesine yazı 12 günde gidiyor. 12 günde. Ereğli'den Alaplı'ya. O zaman ne? Bunun altındaki niyet ne? Art niyet işte. Evet. Maalesef o şartlarda olmuyor. Bu hurufu olayla ilgili şey söyleyecek misiniz? Yani bu mesela TSO'ya... İş adamı olarak. İş adamı olarak. Ya, iş adamı hiç kimsenin başına gelmesini istemediğimiz bir olay. Yani biz Ahmet Büyük Emir Usta'yı da tanıyoruz. Öteki arkadaşımızı da tanıyoruz. Aralarında da çok iyi dostluklar olduğunu da biliyoruz. Yani zaten bizim şaşkınlığımız oradan kaynaklanıyor aslında. Yani aralarındaki dostluğu bildiğimiz için ikisi de iyi arkadaşımızdı. Ama işte bir laf var. Zor oyunu bozuyor lafı var ya işte maalesef bunlar yaşıyoruz. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. İnşallah kısa zamanda da bunları atlatırlar. Bir an önce de sağlığına kavuşur diye düşünüyorum yani. Söyleyeceğim bir şey var. Şimdi ben bu kişilerden Ahmet Büyük Usta'yı daha fazla sanırım. İlk burada avukatlık yapmaya başladığım vakit Ahmet Bey'in bürosunda da kiracısıydım. Çok değerli bir esnaftı. Yani çoğu şey konuştum da yani çok değerli bir arkadaşımızdı. Bilerek veya isteyerek Ahmet Büyük Usta'nın birisine yanlış yapacağını düşünmem. Açık net konuşayım. Yapsa bile karşılığı silahla... Yok bak bilerek veya isteyerek yanlış yapacağını mümkün yani tahayyül bile edemem. Hakikaten Celil Bey'in dediği gibi de yani Şevki Demirel'le Ahmet Büyükemir Usta'nın arası çok muazzamdı. Çok en iyi iki arkadaş gibi bir şeydi. Yani çok acı bir gerçek. İşte demin bahsetmiş olduğunuz işte bankaların insan hayatını karartırken oradan atlayarak bir başka insanın da hayatını karartma yöntemi bu. Evet, gerçekte azmettirici olmasalar bile vicdanen bankalar, maalesef eldeki bankalar, bilhassa özel bankalar eldeki ticarette ki bu olaylara tetikleyici oldular yani. Doğrusu onu bu. Da, özellikle 5 dakikamız kaldı. Onu da belirteyim. Önümüzdeki hafta Şenol Bey, eğer işleri yoksa Ali Deli Ak'la görüştüm, Cem'le görüşeceğim. Cem Karadeniz eski bir TSO Yönetim Kurulu Meclis Başkanı. Bizim gazetemizde de saç tüccarlarının nasıl, hangi alım-satım sistemiyle çökertildiğini yazmıştı ve buradan canlı yayında konuşmasını sağlamaya çalışacağım. Ali Bey'le de Erdemir'in kuruluş sürecinde bölgeye katkılarını... Ali Bey? Yasaları, Ali Deli Ak, mali müşavir. Şimdi burada bizim bu Ereğli'nin ciddi sorunlarını masaya yatırırken sürçülisan edebiliriz, hata edebiliriz. Büyüklerimizden bunun düzeltme noktasında her zaman destek istiyoruz. Yani bazen gazeteci adam doktorsanız başım ağrıyordur. Öyle bir şey yok. Herkes bizim programımıza katılabilir. Eleştirdiğimiz insanlar da Şenol veya beni veya Değişim FM'i aradıklarında cevap hakları vardır ve kesinlikle hiç kimseyi burada cevap haksız bırakma gibi bir lüksümüz de yok. Olamaz da. Biz basının çok sesliliğini savunuyoruz. Bundan dolayı ben programımı burada diğer arkadaşlara bırakmadan önce tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın ayrıştırma çok tehlikeli bir şey.
Çok başa dönüyorum. Çok kısa, çok kısa anlatacağım. Ve bir anekdotla anlatacağım. Mehmet Öztürk'le benim aramda geçen anekdotla anlatacağım. Biz ikimiz de İl Genel Meclis üyesiydik. Ve mecliste bir Ereğli ile ilgili bir meselede bu Mehmet muhalefette olmasına rağmen orada bir kalktı Ereğli ile ilgili bir şey söyleyince Mehmet Özçek, o da İl Genel Meclis, buna dedi ki sen dedi Ereğli ile ilgili konuşma dedi. Mecliste mi söyledin? Mecliste. Aynen. Sen dedi Ereğli ile ilgili dedi konuşma dedi. Niye dedi bu? Sen dedi yabancısın dedi Mehmet Öztürk'e. Allah bizi uzatsın. Mehmet Öztürk'e dedi ki sen dedi yabancısın dedi. Mehmet Öztürk bu lafı duyunca şöyle bir durdu. Ne diyorsun dedi. Acaba dedi. Ben dedi Gaptaşlıyım dedi. Sen dedi Gaptaş'ın dedi Alaplı köylerindensin dedi. Bakın ayrımcılığın geldiği nokta anlamında konuşuyorum. Ayrımcılığı onaylamıyorsun. Yani fakat bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sorunlar çözülmeyecek meseleler değil. Yani bu bahsedilen meseleler çözülmeyecek meseleler değil. Şimdi öyle ya da böyle bu arkadaşlarımız, bu belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanımız bir dahaki seçime kadar görevde bu arkadaşlarımız. Evet. Bir dahaki seçime kadar aynı mecliste birbirlerine bakarak çalışacaklar. Yani dolayısıyla burada ötelemek değil, kazan kazanla birbirlerini kazanarak bu meseleyi halledecekler. Ben bu neden buradaki hususu çözeceklerine inanıyorum. Bir araya gelecekler. Bir araya gelecekler. İş dışarı yapacaklar. Bu meseleyi çözecekler. Celil Bey sizde. Ben burada Ercan Bey'e büyük görev düştüğünü son kez söylüyorum. Ercan Bey bu bölgenin abisi olmak zorundadır görev yaptığı müddetçe. Kırılmadan, darılmadan aleyhinde konuşmalar olsa bile hiç kimseyi, çünkü abiler hiçbir zaman kırılmaz. Yani altındaki insanlar ne söylese söylesin kırılmaması gerekiyor ve herkesi de dinlemesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu problemleri bu şekilde çözecektir. Ona da güveniyorum. Yani bu konuda onda bir görüş olduğunu da biliyorum. Onun için de bir an önce özümüze dönüp vatandaşımıza nasıl hizmet ederiz? Bu konuma bakmamız gerekiyor. Bir de son burada konuşmadık ama Mehmet Öztürk şahit olduğu için söylüyorum. Erdemir'in özelleştirilmesi konusunda o zaman yerli firma diyen evet. Bu arkadaşlar aynen. Türk bayraklarını göğüslerinden çıkartıp Halil Fosbük'te evet, dair eylem de. Yapanlar evet. Bizi o zaman vatan hainliğine suçlamışlardı biz yabancı firma gelsin dediğimizde çünkü hem para gelecekti dışarıdan buraya hem de bu olayları da yaşamayacağımızı i̇şte, ben açıklıyordum. Evet, çok onun için yani buna da dikkat konuşacak. Etmemiz evet, gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Biz de çok teşekkür ederiz değerli konuklarımıza. O zaman sonra... Oyak burayı bir an evvel yabancıya satsın. Sıtıralım. Satma peşinde zaten. Bundan sonra yine Değişim Radyo'da 93.9'da her hafta salı günü çok değerli konuklarımızla diyalog programı devam edecek. Programımızın ilgi çektiğini sokakta, yolda sokakta her kurumda olumlu veya olumsuz eleştiriler alarak biliyoruz. Buradan Ereğli ve bölge halkına yine iyi haftalar, sağlıcakla kalın. Dostlarımıza da programa katılan dostlarımıza ve teknik kadromuza çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, iyi günler. Sevgili Sayın Çolak, mikrofon eylemi yapmak zorunda bırakacaksınız. Bizi saygılar, iyi günler. Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Mutlu kalın, evet. Esen kalın.